Evet, 8. soru. Aşağıda bazı asitobazların tepkimeleri verilmiştir. Verilenlere bakılarak diyor hangileri çıkarılabilir diyor. Şimdi ne olmuş? Asitle baz reaksiyona girmiş. Tuz ve su olmuş. Aşağıda da yine şekilde baz ve asit reaksiyona girmiş ve tuz olmuş. Diyor ki kimyasal tepkimeler sonucunda yeni atomlar oluşmaz. Bu doğru arkadaşlar. Yani girenlerde hangi atomlarınız varsa ürünlerde de onlar olmak zorunda. Bakın bir tanesini irdeleyelim. Burada ne var? Azot var. Hidrojen var, klor var. Şimdi bu tarafta da azot, hidrojen ve klor olmak zorunda. Baktım, azot var, hidrojen var, klor var. Fazlası var mı? Yok. Eksiği var mı? Yok. Onun için birinci ölçül doğru. Asitli baz tepkimeleri sonucu yeni maddeler oluşur diyor. Evet, bu da doğru. Zaten kimyasal tepkimelerin genel bir kuralıdır bu. Reaksiyona girenlerle oluşan ürünler farklıdır. Artık yeni madde oluşuyor. Çünkü bak ne oluyor burada? Asitle baz reaksiyona giriyor. Artık yeni bir madde, tuz oluşuyor. Onun için ikinci öncül de doğru. Kimyasal tepkimelerde ürünlerdeki madde sayısı ile girenlerdeki madde sayısı eşit olmayabilir. Bakın burası biraz daha kafa karıştırmanıza yönelilecek bir şey. Madde sayısı, yani atom cinsinden bahsetmiyor, maddeden bahsediyor. Şundan bahsediyor yani. Bakın burada bir baz girmiş, burada asit girmiş, iki tane madde var. Sonuçta ürün ne? Bir tane tuz. Korum eşit olmayabildi mi? Olmayabildi. Onun için üçüncü öncül de doğru. Cevabımız da deniz olacak.